Başarının sırlarını keşfedin. Hazırlanın, fırsatınız gelecek. Başarıyı beklemeyin. O sizi bekliyor. Fırsat kapıyı çaldığında kapıyı açması gereken sizsiniz. İnsanların başarı ya da başarısızlıklarına kendilerinin neden olduğuna kesinlikle inanmıyorum. İnsanlar birçok kez bunun bir şans oyunu olduğuna inanarak başarının gelmesi için oturup bekler şanslı iseler başarılı olacaklar şanslı değillerse elbette başarısız böyle düşünen birçok kişi var gerçekte yaşam fırsatlarla doludur bunların bir kısmını kendimiz yaratırız bazıları da tanrının lütfu yoluyla bizlere sunulur ama onları yakalayıp yakalamamak tamamen bize bağlıdır yaşam aynı zamanda mazeretlerle doludur ben çok yaşlıyım benim zamanım yok ben yapamam bu liste uzayıp gider. Kendimize karşı dürüst olursak çok yaşlı olmadığımızı, zamanımızın olduğunu, istersek nasıl yapacağını öğrenebileceğimizi biliriz. Ama bu ve bunlar gibi mazeretleri yok etmek için bir şey yapmaya, yani başarmaya karşı yeterince güçlü bir arzumuzun olması gerekir. İlginçtir ki bizler olgunlaşı büyüdükçe katılımımızı ve eylemimizi sınırlayacak mazeretler bulmamız kolaylaşıyor. Bununla birlikte küçük yaşından dolayı pek bilgi sahibi olmayan küçük bir çocuk merakını uyandıran bir düşünceye kapıldığı zaman büyük bir özgüven ve kararlılığı gösterir. Onu engelleyemezsiniz. Başlamak için enerji doludur ve sabırsızdır. Korku ve endişe hayal gücünün ötesindedir. İnsan büyüdükçe gençliğin ilhamının ziyan olmasına ve enerjimizin almasına izin veriyor olmamız olgunlaşmanın üzücü bir yönüdür. Başarı ve fırsat şans dışında bir şeylere bağlı olacaksa hareketi biz denetlemeli, kontrolü elimize almalıyız. Yapmamız gereken şeyler, almamız gereken sorumluluklar var. Önce amaçlarımızı belirleme ve planlama gelmeli. Amaçlarımızı belirleme. Temel olarak iki tür amaç var. Kişisel amaçlar ve iş amaçları Kişisel amaçlar kendiniz için bir şeyi yapmak ya da bir şey olmak için belirlediğiniz hedeflerdir. İş amaçları da uzmanlık alanınızla işinizle ilgilidir. Bu amaçlar birbirine bağlıdır. İş amaçlarına ulaşmadan kişisel amaçlarınıza ulaşamazsınız çünkü ikincisi yaşamınızı nasıl kurtaracağınızla nasıl kazanacağınızla ilgilidir bu da kişisel yaşamınızın niteliğini etkiler bazen de iş amaçlarıyla kişisel amaçlar çelişir hangi amaçların daha öncelikli olduğuna karar vermesi gereken sizsiniz amaçlar canlı tutulmalıdır 5 yıl önce belirlediğiniz bir kişisel amaç yaşamınızdaki ve isteklerinizdeki değişiklikler nedeniyle bugün pek gerçekçi olmayabilir Belki beş yıl önce bekardınız ve evliliği düşünmüyordunuz. Ama şimdi evli olabilirsiniz ve çocuklarınız da olabilir. Böylece amaçlarınız değişmiş olabilir. Değişmelidir de. İşiniz o kadar hızlı büyümüş olabilir ki, beş yılda düşündüğünüzü üç yılda gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Öyleyse şirketinizin şimdiki hedefleri nedir? Evet, amaçlar canlı tutulması gerekir. Zaman zaman gözden geçirilmelidir. Hayal kurmak amaçları tanımlamanın harika bir yoludur. İşlerini ansızın bırakıp yeni bir şeye katılan kişiler gördüm. Çünkü biraz hayal kurmaya fırsat tanımışlar ve bunu yaparken kendilerini hayallerinin gerçekleşeceğine inanırmışlardı. Bununla birlikte amaçlar gerçekçi olmalıdır. Ayrıca ahlaka uygun olmalıdır. Çünkü ancak bu tür amaçlar olumlu düşünmeye hitap edebilir. Olumlu düşünme kişiyi banka soymaya ya da sahtekarlık yapmaya sevk etmez. Amaçlarla ilgili akılda tutulacak bir şey daha var. Onları belirlemek için asla çok geç değildir. Hedeflerinize ulaşmayı planlamak. Amaçlar hedeflerdir. Planlar da hedeflere götüren ve sizi amaçlarınızın gerçekleştiği yere ulaştıran yoldur. Eylem planınızı oluşturmada atmanız gereken belli adımlar var. 1. Açık ve kesin olun. 2. Uzun ve kısa vadeli planlar yapın. 3. Ana amaca götürecek ara hedefler belirleyin. 4. Planınızı değişen koşullara uydurmak için hazırlıklı olun. 5. Planınızı güçlendirmek ve işler hale getirmek için sürekli kafa yorun, düşünün. Açık ve kesin olma gereği. Amacınız doktor olmak ise bu fazla bir şey anlatmıyor. Farklı tür, farklı uzmanlıklarda ve derecelerde doktorlar var. Bunu belirlerseniz hedefiniz belli bir çeşit doktor olmaktır. Diyelim siz tıp doktoru olmak istiyorsunuz. Herhalde belli bir alanda uzmanlaşmak istersiniz. Örneğin çocuk doktoru olmak istiyorsunuz ve çocukların kemik hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir doktor olmak isteyebilirsiniz. Bu örnek aslında hedefleri açık ve seçik kesin olarak nasıl belirleyeceğimizi göstermesi açısından anlamlıdır. Böylece artık tüm dikkatinizi ve çabanızı gerçek amacınıza toplayıp yönünüzü ona ayarlayabilirsiniz. Uzun ve kısa dönem planlama Uzun dönem planlamayı düşündüğümüzde yaşamımızda gerçekleştirmemiz gereken her şeyi düşünmeliyiz. Örneğin bir tıp doktoru olmak için tıp eğitimi alacağınız bir üniversitenin lisans programına girmeniz, sonra stajınızı yapmanız gerekir. Ardından çocuk doktorluğunda, bunun ardından da kemik hastalıklarında uzmanlaşmak gerekir. Bu adımların hiçbiri atlanamaz. Zamanlama çok önemlidir ve bu adımların her biri için gereken zamanı da bir yıl para kazanmak için ara mı vereceğinizi, bitirdiğinizde kaç yaşınızda olacağınızı ve benzer etkenleri mutlaka belirlemelisiniz. Amacınız ne olursa olsun, planınız bu örnekteki kadar açık ve seçik olmalıdır. Hiçbir adım atlanamaz. Bununla birlikte temel amaçlarınıza ulaşmak için yapmanız gereken kısa dönem planlar da var. Bir tıp öğrencisinin kısa dönem planları şunları içerebilir: günde 5 saat sınıftaki ders katılımına, haftada 3 saat laboratuvar çalışmasına, günde 1-2 saat egzersiz, her gece 4 saat ders çalışma ve 7 saatlik bir uyku. Bunlar elbette zaman zaman değişebilir ama bu planlama tıp öğrencisinin günlerini çocuk doktoru olma hedefine ilerlemesi için düzenleyecektir. Kısa dönem planları bir iş için de yapabilirsiniz. Örneğin pazara hangi yeni ürünlerin ne zaman sürüleceği, kaç tane yeni işçinin ne zaman ve hangi görevler için işe alınacağı, şirketin ne zaman ve hangi yönde gelişleyeceği ve bunlara benzer başka noktalar belirlenebilir zaman hedefleri Kısa dönem planlama temel olarak ana amacınıza ulaşma yolunda ara hedefler belirlemektir. Öyleyse kısa dönem planımızdaki her bir adım için zaman hedefleri belirlemek gerekir. Bunlar elbette koşullara göre değişebilir. Bununla birlikte bu zaman hedefleri zorunlu olmadıkça değiştirilmemelidir zaman hedeflerini değiştirmek amaçlarınızı gerçekleştirmek için gerekli adımı atmayı erteleme şeklinde bir alışkanlık olursa çok olumsuz etki yapacak ara hedeflere zamanında ulaşılırsa bu moral dopingi yapar ne yaparsanız yapın yol boyunca teşvik edilmeye gereksiniminiz olacak ve en iyi teşvik de kendi başınıza başardığınız bir şeyle gurur duymaktır öyleyse ara hedefinize ulaşmak arkanızda yaslanıp gelişmenizin keyfini çıkarmanızı ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak bir fırsattır bu. Bu fırsat bir sonraki ara hedefe ulaşmak için size cesaret ve coşku verecektir. Ara hedefi sürekli ertelemek, zayıf ya da gerçek dışı bir planlamanın belirtisidir ve coşkuyu azaltır. Örneğin doktorunuz size 20 kilo vermenizi söylediyse, hedefinizi, tüm fazla kilolarınızı bir ayda atmak olarak belirlemek çok gerçekçi olmayacaktır. Bu hedefe ulaşamadığınızda moral olarak çökeceksiniz. Hedef belirlemeye daha duyarlı yaklaşmakta çok yarar var. Planınızı değişen koşullara uydurmak Planlama sürekli bir etkendir, gerçekçi olmalıdır ve bu da planlamayı ilgilendirebilecek her bir yeni etkeni dikkate almayı gerektirir. Günümüzün hızlı değişen dünyasında yeni etkenlerin sıkça karşımıza çıkması kaçırılmazdır. Ekonomideki temel değişiklikler için de zaman hedefleri gerekir. Belli bir hedefin hızlandırılması ya da yavaşlatılması gerekebilir. Ailede olan büyük bir değişiklik de, amaçlar ya da ara hedeflerde değişiklik gerekebilir hedeflerle ve onların zamanlamasıyla ilgili birçok başka etken var. Maddi sorunlar, başka bir kente taşınmak, ciddi bir hastalık, pazara birden giren rakip ürünler ya da yeni çıkmış olan bir kanun. Ama değişen koşulları bilmek ve tanımak, onlara uyum sağlamak için ve zorluklarla karşılaşmamak için çok önemlidir. Amaçlarınıza her koşulda odaklanmalısınız ve değişen koşulları coşkuyla ve olumlu bir şekilde karşılamalısınız. Günlük meditasyon için sessiz bir zaman kişinin ruhsal yaşamı için nasıl yararlıysa kişinin her gün amaçlarını düşündüğü ve esinlendiği bir zaman da çok yararlı olacak. Sürekli esinlenme. Bu amaçları akılda canlı ve üst düzeyde tutmaya yarar ve size onların gerçekleşmesine odaklanmak için çok değerli bir zaman sağlar. Böylece esinlenme dönemleri yeni düşünceler üretmek, amaçlarınızı gözden geçirmek için çok üretken olacağınız zamanlardır. Bu bir kendini motive etme dönemidir. Özellikle önünüze bazı engeller çıkmışsa bu zamanlar denetimi elinde tutmanız için çok yararlıdır. Esinlenme zor anlarda cesaretsizliğin ilacıdır. Çünkü duruma esinleme yoluyla uyum sağlayabiliyorsanız durumu kendi yararınıza kullanabileceğinizin bir göstergesidir. Planlamada ve eylemde daha güvenli ve üretken olacaksınız. Sonuç olarak işe yarayan hiçbir şey plansız elde edilemez. Zamanınızı daha bilgece kullanın. Zaman en değerli varlığınızdır. Sizin için her şeye değer ve bilgece kullanılmalıdır. İnsanlar her gün üretken olmayan şeylerle ne kadar çok zaman kaybederler? Bir değiş var. Dün iptal edilmiş bir çektir. Yarın verilen bir bonodur. Yalnızca bugün nakit paradır. Amaçlarınız ne olursa olsun kalan zamanınızda gerçekleştirilmelidirler. Öyleyse belirleyici olan zamanınızı nasıl doldurduğunuzdur. Önceden düşünme ve eylem sayesinde zamanınızın karşılığında çok şey alabilirsiniz. Bu ister iş için, ister eğlence için harcanan zaman olsun. Böyledir. Bin dolar kaybedip bunu tekrar kazanabilirsiniz. Ama kaybettiğiniz zaman sonsuza kadar gitmiştir ve asla geri gelmeyecektir. Boş Zaman Boş zamanı boşa harcanan zaman olarak düşünmek kolaydır. Böyle olabilir ama böyle olmak zorunda değildir. Vücut ve akıl dinlenme gereksinimi duyar. Çoğu kez tatile çıkarken yorgun ve bitkin oluruz. İş bizi bitirmiştir. Artık insanlardan ve telefondan kaçmak, işle dolu geçen günümüzü tümden değiştirmek isteriz. Tatilden işe döndüğümüzde ise deyim yerinde ise pillerimiz dolmuştur. Yeni bir enerjiyle, canlılıkla geliriz. Sabrı ve hoşgörülü olmayı anımsamışız. Bunlar boşa harcanmış zamanlar değil, yeniden yaratıldığımız, kendimizle, doğayla yeniden tanıştığımız ve birlikte olduğumuz dinlenme zamanıdır. Kendimize gelme zamanıdır. İşiniz açısından baktığımızda üretken bir zaman olmayabilse de vücudunuzu ve aklınızı yinelemek açısından verimli olmuştur. İş yaşamınızdaki günlük yüklerin ağırlığını dengelemek için sürekli kendinize dinlendirici uğraşlar için boş zaman ayırmak çok iyi bir öneri olacaktır. Çalışma zamanı Zamanınızın büyük bir kısmı doğrudan ya da dolaylı olarak çalışmakla geçtiği için ve zaman amaçlarınıza ulaşmada çok değerli olduğu için zamanınızı üretken bir şekilde değerlendirmenin ve bu üretkenliği artırmanın yollarını bulmalıyız. Zaman israfına yol açan şeyler. Zaman yönetimi konusundaki uzmanlar genellikle konuyla ilgilenen kişilere haftanın birkaç günü ve birkaç hafta boyunca günün her 15 dakikasında neler yaptıklarını bir deftere açıkça yazmalarını isterler. Sonra bu notlarını irdeler ve çoğu aşağıdaki zaman tüketen şeylerin kurbanı olduklarını hayretle fark ederler. Randevulara geç kalmak İnsanların randevulara ne kadar çok geç kaldıkları beni hayrete düşürür. Genellikle aynı kişilerdir. Diğerlerinin oturup onlar gelene kadar beklemesi gerekir. Böylece bir saatin ya da üretici olabilecek daha fazla zamanın bir randevu için kaybedildiği çok olur. Aslında bu kişiler bir dahaki sefere de geç kalacaklarını bildiği için pek özür de dilemezler. Dürüst olun. Bu tanımlama size uyuyor mu? Uyuyorsa beklettiğiniz zaman nasıl hissettiğinizi düşünün. Bundan hoşlanmazsınız değil mi? Başkaları da hoşlanmazlar ve gecikmenin çözümü çok basittir. Sadece ayrılmanız gereken zamanı düşünün ve 15 dakika erken ayrılın. Boş konuşmalar ve kahve molaları. İş arkadaşlarınızla gevezelik yaparak çok zaman kaybettiğinizin farkındaysanız, elbette zamanınızı çok iyi kullanmıyorsunuz ve herhalde başkasının zamanını da harcıyorsunuz. İşinizi iyice düşünmelisiniz. Sıkılıyor musunuz? Size daha heyecanlı gelecek bir görev almak mı isterdiniz? İçten ve açık sözlü olun. Bu kadar zamanı israf ederseniz kaybedecek olan sizsiniz. Dalgınlık ve kesintiler. Bazı kesintiler önlenemez. Eğer patronunuz sizi bürosuna çağırıyorsa en iyisi gitmelisiniz ama kesintilere çoğunlukla sohbet etmek için gelen meslektaşlar kişisel telefonlar günün haberlerini gözden geçirmek ve dedikodular yol açar bununla birlikte kararlıysanız ve sizi rahatsız etmemelerini rica ederseniz iş arkadaşlarınız buna saygı duyacaklardır kararsızlık kararsızlık ne kadar çok zaman kaybına neden olur bir an önce hareket edememek, özellikle de eşit önemde gibi görünen iki seçenekle karşı karşıyasınız. Eylem, eylemsizlikten daha iyidir. Bir şekilde karar verirseniz, aynı yerde durmaktan daha çok şey kazanırsınız. Endişe. Endişe en büyük zaman tüketicilerindendir. Endişeyle ilgili dokuzuncu konuda söylediklerimiz burada da uygulanabilir. Ertelemek. İşleri ertelemek endişeyle yakından ilgilidir. Çoğunlukla endişenin bir sonucudur. Aynı zamanda kararsızlıkla da yakından ilgilidir. Ama ertelemek sizi sorundan asla kurtarmaz. Zamanınızı denetlemek. Yönetim mühendislerine katılıyorum. Zamanınızı nasıl geçirdiğinizi kaydedeceğiniz bir defter kullanmak bu etkinliği denetlemenin en iyi yoludur. Siz verimli bir kişi olsanız bile bu şekilde düzenli bir denetim yaparsanız bu verimliliği artırmanın yeni yollarını bulacaksınız. Zaman tüketen şeyler iş deneyimimde bana zaman kazandırmanın birçok yararı olduğunu öğretmişti. Biraz tekrar yapma riskini göze alarak bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Zamanınızı artıracak yolların arayışında olmanızı şiddetle öneriyorum. Onları deneyin. Çalışırlarsa kullanın. Çalışmazlarsa onları bırakıp başka yollar arayın. Dakik olun ve başkalarının da dakik olmasını sağlayın. Kısa notlar yazın ve doğru yerlere yazın. Başkalarıyla buluşmanız gerekiyorsa bunları mümkünse iş saatleriyle çakışmayacak şekilde ayarlayın. Zamanında başlayın ve zamanında bitirin. Buluşmaya her zaman özel, belirli bir listeyle gidin. Yetki ve sorumluluk devretmesini bilin başkalarının yönetici olmasına mutlaka fırsat tanıyın. Bazı hataları kabul edin çünkü insanlar bu yolla öğrenirler. Güncel kalmak için bir takvim kullanın. Verdiğiniz tüm sözleri not edin. Sonra takvim onları gündeme getirene kadar onları aklınızdan çıkarın. Bir sonraki sözü yerine getirmeye hazırlanmak için birkaç güne gereksiniminiz varsa takvimde bu günleri de işaretleyin. Sonra da bu takvime uyun ve başkalarının programına da mutlaka saygı gösterin. Telefon çok değerli bir makinedir ve onu mutlaka bilgece kullanın ve gerçekten nazik olun ama havadan sudan konuşmayı en aza indirin. Dakiklik. Dakiklik belli bir yerde, belli bir zamanda olmaktır. Bu sizin verdiğiniz bir sözdür. Dakiklik sizi sözü geçen, sözüne güvenilen bir kişi yapar. Ayrıca zamanın sizin kesinlikle en değerli aracınız olduğunu ve onu iyi bir şekilde de kullanmanın yolunu bildiğinizi gösteriyor. Başarının sırlarını keşfedin. Başarı bir yaşam felsefesidir ve kendi felsefemi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu sevgiyle başlıyor. Maddi şeylerle başarı aynı değildir. Çok fazla birikmiş serveti ve konumu olan ve bunları kaybetme korkusu içinde yaşayan birçok kişi biliyorum. Yine de başka insanlar biliyorum ki maddi varlıkları az, pek tanınmıyor ama birçok kişinin hayal bile edemediği kadar mutlu ben birinci örnektekilere başarısız diyorum ama ikincilerde başarıyı görüyorum richard chavez amerika'nın önde gelen özürlülere yardım kurumu richard chavez kurumunun başkanıdır çocuk felcinin bir kurbanı olan richard'ın müthiş bir başarı tanımı var Başarı değişik şekillerde tanımlanır. Onu bazıları para olarak, güç olarak, şöhret olarak görür. Ama başarı aynı zamanda kendi akrabana, arkadaşına ve düşen birine yardım edebilmek için aşağıya ulaşmaktır. Maddi şeyler satın alabilir ve satabilirsin. İhtiyacı olanlara sunduğumuz umut, cesaret, inanç ve bilgi gibi şeyler onları yukarı çekmek için verilmiş bir nimettir. Başkalarına verdiğiniz her şey geri gelecektir. Bu belli bir süre alabilir ama kesinlikle geri gelecektir. Mutluluk ve sevgi. Mutluluk ve sevgi aynı mıdır? Öyle olmalı. Sevgi ve mutluluğa kutsallık veren bu ortak şey nedir? İnsanlar. Cevap insanlar. Kendi köşemize çekilmiş bir şekilde yaşamıyoruz. Bir toplum içinde yaşıyoruz ve var olmak için başkalarıyla birlikte olmamız gerekiyor duyumsadığımız sevginin ya da mutluluğun herhangi bir boyutu insanlara karşı tutum ve eylemlerimizi içermelidir. Başarı da başkalarını kapsamalıdır. Elbette kişinin kendine saygısı burada çok olumludur ama bu resmin yalnızca bir tek tarafıdır. Diğer yarısı insanlardır. Her gün temas kurduğumuz insanlar, eylemlerimizden etkilenen insanlar, sevgimizin alıcıları olan insanlar. Başkalarının iyi niyeti olmadan başarıyı gerçekleştirmek olanaksız olmasa bile çok zordur. Başkalarının yardımı olmadan başarılı olamazsınız. Ve insanlar sizin yükselmenize yardım etmek için sizi sevmeleri gerekir. Başarı ve olumlu amaçlar Amaçlarımız varsa ve onları gerçekleştirme yolunda çalışırsak başarılı olacağız. Bu belirlediğimiz her hedefe uğraşacağız demek değildir ama birçoğunu gerçekleştirebileceğiz. Daha önce söylediğimiz gibi amaçlar gerçekçi olmalı, iyi bir yargıyı yansıtmalıdır. Sıkı çalışma gerektirirler. Bu kendimizi incelemeyi ve zayıflıklarımızı belirlemeyi gerektirir. Zayıflıklarımızı da kendimizi değerlendirerek ve emek sarf ederek aşarız. Daha sonra amaçlarımızı gerçekleştirmeye odaklanarak olumlu bir şekilde harekete geçmeliyiz. Amaçlarımız başkalarını da içine almıyorsa her gün birlikte olduğumuz insanlar bencil ve değer bilmez olabilirler. Amaçlarımızın gerçekleşmesi başkalarının da yararına olmalı. Başkalarına zarar verirse bencilce amaçlarımız var demektir. Amaçlarımız olumlu ise başkalarını da dikkate alıyorsa yolumuzda engeller de olsa başarıya yöneldiğimize inanıyorum.'' Olayları biz gerçekleştiririz. Olaylar kendiliğinden oluşmazlar. Amaçlarımızı gerçekleştirmede bir sorumluluğumuz var. Bu da iyi yaptığımızdan emin olarak ve gerçekleştirilen şey maddi zenginlik, bilgelik her ne olursa olsun onun kendimiz için olduğu kadar başkalarının da yararına kullanılmasıdır. Para satılık olan şeyleri satın alacaktır ve mutluluk bunlardan biri değildir. Yaşamdaki büyük ödüller mutluluk ve başarıdır. Diğer her şey bunlardan sonra gelir. İşte ben buna inanıyorum. Ve başarı budur. Sevginin yansıması Öyleyse başarı en saf ve yoğun anlamıyla sevgidir. Her şeyi ve herkesi sevmeyi, gerçekten sevmeyi öğrendiğinizde mutluluğu ve başarının sırrını da bulmuş olacaksınız. Bu kitapta eylemden çok söz ettik daha da söz edeceğiz çünkü motivasyon eylem demektir bir şey yapmak için coşkulu olmak istiyoruz bunu belirtiyorum çünkü eylem yoksa sevgi boş bir sözcüktür Yaşamı sevmek çift yönlüdür. Sevgiyle hizmet etmezsek hizmet alamayız. Başkalarına ilgi ve şefkat gösteremezsek biz de göremeyiz. Eşimize ve çocuklarımıza sevgi saygı gösteremezsek onlardan sevgi saygı göremeyiz. Bu durumu bir gelgite benzetebiliriz. Ancak biz gönderirsek bize geri gelir. Bununla birlikte sevginin gönderen kişiye dönmesinin ilginç bir yönü var. Sevgi gönderildiği zaman çok daha güçlü bir şekilde sahibine geri gelir. Öyleyse sevgiyi neden içimize kitleyelim ki ve onun yok olmasına neden izin verelim? İş yaşamından ya da kişisel yaşamda başarılı olmanın tek yolu sevgimizi dağıtmaktır. Başarı ve mutluluk bunun yansıması olarak yankılanarak bize geri gelecektir. Başarının sırrı budur. Başarı, mutluluğunuzun boyutuyla değerlendirilir. Mutluluk da çevreye ne kadar verdiğinize bağlıdır. İletişim yeteneğinizi geliştirin. İletişim kurmanın ya da düşünce ve arzularımızı başkalarına aktarmaya çalışmanın birçok yolu vardır ve bizim iletilerimize başkaları da birçok yolla yanıt verir. İlerlemek, gelişmek için motive olan kişi iyi iletişimin ilkelerini anlamalı ve kesinlikle öğrenmelidir. İletişim nasıl işler? Gönüllü olarak ya da istemeden kendimizden başkalarına bir mesaj aktarmak için kullandığımız her yöntem bir iletişim yöntemidir. Yazılı bir mektup ya da mesaj olarak ya da konuşarak iletişimi kurabiliriz el işaretleri kullanabiliriz. Yüz ifademiz acı, mutluluk, şüphe ya da korku mesajları iletebilir. Ürperiyorsa korku ve dehşetin koltuk değnekleriyle yürüyorsak acını mesajını verebiliriz. Gelen bir misafirimize doğru konuşmak o kişiyi gördüğümüz için duyduğumuz büyük bir maneviyeti gösterir. Bir köpeği okşamak sevgiyi gösterir. Bir düğünde ya da ay ışığında el ele yürüyen bir çift de sevgiyi anlatır çocuğunun yüzüne şefkatle dokunan bir anne de sevgisini ve ilgisini gösterir. Böylece mesajların ve duyguların bir kişiden diğerine iletilmesinin sayısız yolu var. Kişinin buna karşılık vermesi için de aynı durum söz konusudur. Bir anne çocuğuna eve gitmesini söyleyebilir ve çocuk annesinin ses tonunu beğenirse belki de pastalar, kekler ya da başka sürprizler bekleyerek eve girecektir. Annesinin sesi sert, kızgın çıkıyorsa çocuk annesinin aynı sözlerini yanlış bir şey yaptığı ve cezalandırılacağı şeklinde yorumlayabilir. Kaysız bir şekilde söylenen eve gir sözleri de eve girip girmemesinin gerçekten önemli olmadığı mesajını iletir. İletişim sorunları. Birçok iletişimin sorunu var. Biz belli bir mesaj iletmek isteyebiliriz. Bununla çelişen yüz ifademiz bizi ele verir. Ya da karşımızdaki kişi mesajımızı kendi utangaçlığı, inatçılığı, o anki düşünsel ya da fiziksel durumu ya da birçok başka nedenle yanlış yorumlayabilir. Belki mesajımız da yeterince açık değildir. Anlatmak istediğimiz şeyi tam temsil etmiyor olabilir ya da herhangi bir açıklama olmadan önceden söylediğimiz şeyle çelişiyor olabilir. Kısacası doğru mesajın alıcıya ulaşmasındaki başarısızlık şu iki nedenden birine ya da her ikisine birden bağlı olabilir. 1. İletenin mesajı uygun bir şekilde göndermeyi başaramaması. 2. Alınan mesajı doğru yorumlamayı başaramaması. Ailedeki ve dünyadaki tüm sorunların kötü iletişimden kaynaklandığına inanan kişiler var. Bu ilk bakışta abartma gibi görünebilir ama bir an için düşünürseniz, iki taraf iletişim kurmaya başlayana kadar hiçbir sorunun çözülmediğini fark edeceksiniz. İyi bir iletişimin önemini bir futbol takımında iyi görebilirsiniz. Takımın oyun sırasında anlaşamadığını, iletişim kuramadığını düşünün. Kimse diğerinin ne yaptığını bilemezdi. Takımın hiçbir ortak yönü kalmazdı, kargaşa yaşanırdı ve kesinlikle yenilmeye mahkumdu. İletişim tarzı Doğru anlaşılmak isteyen herkesin bilincinde olması gereken ve zaman içinde kanıtlanmış bazı iletişim yolları var. 1. Doğruyu söyleyin. Herhangi bir şekilde aldatmaya çalışmayın. Birçok kişi bu durumu ya da ürünü yanlış aktarıp karşısındakini aldatmasını umarak kendisine tuzak kurar. 2. Çabucak ve doğrudan asıl noktaya gelin. Konunun etrafında dolanıp durmak yalnızca konuyu karıştırır ve karşınızdaki kişiyi iletişimde kendisi için iyi olmayan gizli bir anlam olduğunu düşünmeye sevk edecektir. Öyleyse söylemek istediğinizi planlayın ve basit bir şekilde tutun. 3. Alıcının bakış açısına saygı duyun. Yaşamda farklılıkların dürüstçe kabul edilmesi önemlidir ve bunlarla birlikte yaşamamız gerekir. Bunlar tartışmayı güçlendirirler ve anlayışın ortak bir temele oturmasına yardım ederler. Alıcının bakış açısını anlayamamak bir iletişimde sadece konuyu karıştırmaz, aynı zamanda bu kişiye karşı saygısızlıktır. 4. Eleştirmek sizi hiçbir yere götürmez sadece karşımızdaki kişinin direncini artırmaya yarar. Alıcıya tartışılan sorunu anlaması için dürüstçe yardım etmeliyiz. 5. İnsanları tanıyorum kanısıyla hareket etmeyin. İki insan birbirine benzemez, aynı geçmişe ya da duygulara sahip değildir. İnsan doğasını ve davranışını anlamaya çalışın. Her bir kişiye özel olduğunu hissettirin, bunu dikkate alarak davranın. 6. Dinleyin, ve gözleyin. Alıcının yanıtı düşünce ve duyguları hakkında çok şey anlatabilir. Kullandığı sözlere kulak verin. Ama bunun ötesinde ses tonuna, tavrına ve yanıtının doğrudan mı dolaylı mı olduğuna dikkat edin. Bunlar duygularını sözcüklerden daha çok fazla ifade edecektir. 7. Konuştuktan sonra dinleyenin anlayıp anlamadığını belirlemek için sorular sorun. Liderlik etkin bir iletişim kurmaya çabalamayan kimse başarılı bir lider olamaz. İletişim yeteneği liderlik için bir zorunluluktur. Bu daima kolay bir konu değildir ama azimli bir çalışma ve uygulama hayret verici bir hızla sonuç verecektir. Bağımsız olun ama kendiniz olun. Motive olan kişiler başarı için başkalarının yardımının gerektiğini bilerek kendi yaşamlarının sorumluluklarını alırlar. Kendi başlarına düşünmek ve hareket etmekten korkmazlar. Kendi başına ayakta duramayan kişiyi koltuk değneği kullanır. Otobanda giderken çelik haratlarla birbirine bağlanmış direkleri, dallarını tutabilmek için kazıklarla desteklenen ağaçları ve bir tepeyi denize gömülmekten koruyan kaya yığınlarını görürüz. Bunda yanlış olan hiçbir şey yoktur. Ama bu destekler kesilirse ne olacağını bir düşünün. Koltuk deneyi olmadan sakat kimse yürüyemez. Çelik halatlar birbirinden kesilirse direkler düşer. Destekleri alınan dallar kırılır, kayarlar yerinden oynarsa deniz o tepeyi yutacaktır. Olgunlaşma Yaşam yoluna çıktığımızda başlangıçta neredeyse bütünüyle diğer insanların desteğiyle ilerleriz. Böyle bir destek olmadan herhalde yok olurduk. Daha sonra okulda, üniversitede bizi yönlendiren ve güvence sağlayan öğretmenler var. Eğer yüzme öğreniyorsak, öğretmen bize öğretmek ve acil durumlarda yardımımıza koşmak için oradadır. Ama bütün bu destekler eninde sonunda çekilecektir ve kendi ayaklarımızın üzerinde duramazsak doğduğumuz ilk günkü gibi aciz kalacağız. İşte bu yüzden kendimize karşı bir sorumluluğumuz var. Bu da bağımsızlık için çalışmaktır. Bu olgunlaşma sürecidir. Sorumluluk Yaşamda başarımızdan kendimiz sorumluyuz. Başarılı olmak için sürekli başkalarının bizim için karar vermesini beklemeden olgunlaşmalı ve kendimiz hareket etmeliyiz. Kişi bir gecede sorumlu bir insan haline gelemez. Aslında bu bir gelişme sürecidir. Ama yol boyunca sonunda kendi ayaklarımızın üzerinde durana, kendi kararlarımızı verene kadar, olaylardan ders alana kadar desteklerimizi giderek artırmalıyız. Sorumluluk ve tutarlılık üzerine yazar Arthur şunları söylüyor: Az sayıda insan tutarlı olabilir. Tutarlı olmadan kişi ancak geçici bir maddi başarıya ulaşabilir. Fiziksel durumu, sağlığı gerçekten iyi olmaz. İnsanlarla ancak sınırlı olarak bir araya gelebilir ve ruhsal potansiyeline asla ulaşamaz. O zaman nereden başlıyoruz? Önce yaşamınızın önemli ve gelişmenin ölçülebileceği bir bölümünü alın. Yaşamınızın bu bölümünün bir tutarlılık sembolü olmasına karar verin ve bunu her gün yapabilirim yaşamımın belli bir kısmında başarılı olabilirsem diğer zorlukları da aynı öz disiplinle aşabilirim demelisiniz yoksa oturup şansın gelmesini uğurlu olmayı beklemek asla gerçekçi değildir çünkü uğur oyunun bir parçası değildir güvenle cesaretle ve bağımsızlık hedeflerimize ulaşmaya kararlı olarak ayağı kalkıp adım atarak kendimize yardım etmeliyiz işte biz bunu sürekli olumlu düşünmeyle, öz disiplinle ve aradığımız bağımsızlığa odaklanarak başarabiliriz. Rose Cook Small, bağımsız ve cesur eylemin değerini bilen bir bayandır. 1917'de doğan Rose, New Jersey'nin yoksul bir çevresinde büyümüştür. Yoksul göçmen bir ana babanın 6. çocuğundan biri olan Rose, ailesine yardım etmek için sebze satardı. Okulu erken yaşta bırakmak zorunda kalmıştı. Bayan Rose 16 yaşındayken bir market işleten Henry Cook ile evlendi. Kocasının marketinde çalışırken büyük bir et paketleme işine sahip olma hayalini kurmaya başladı. Markette elleri derisi sıyrılıp kıpkırmızı olana kadar uzun saatler çalıştı. Ve aynı zamanda iki çocuk büyütmekte olan Rose hayalini canlı tuttu. İşleri büyüdü ve iki yıl içinde başka bir market açtılar ama 1937'de market yangından yok oldu. Tramvaya binmek için 8 sent veremeyecek kadar yoksullaşan Rose, dükkana kadar 14 mil yürüyerek temizlik yaptı ve nelerin kurtarılabileceğine baktı. Banka onlara yeniden başlamak için borç vermeye isteksiz olduğu için evlilik ve nişan yüzüklerini teminat olarak bıraktılar. İşte Rose'un yüzükleriyle sağladığı bu parayla 1940'ta Bluebird şirketi doğdu. Amerika'da yaşayan ve hakim rengi mavi olan bir kuş türünü temsil eden bu ismi sevgiyi, erdem ve mutluluk sembolü olarak seçtiler. Henry Cook 1950'de öldüğünde Rose hem anne hem baba hem evinin geçimini sağlayan kişiydi artık. Aynı zamanda işini sürdürdü ve büyüttü. Yıllar geçtikçe Rose mezbahalardan etleri kesme işini öğrendi. Aynı zamanda oğullarından birini tıp fakültesine gönderdi, diğer oğlu onunla işe katıldı. Yıllar sonra bağımsız ruhlu bu kadının azimli çalışması Bluebird'i haftada 5000 ton et üreten ve yılda yarım milyar doların üzerinde ciro yapan bir şirket haline getirmişti. Bağımsız olmak. Arzuladığınız bağımsızlık nasıl bir durumdur? Bağımsızlıktan söz ediyoruz. Ama aslında ne kadar çok bağımsız olursak insanlarla ve çalışma ortamının sorunlarıyla o kadar iç içe girdiğimizi fark ederiz. Öyleyse bağımsızlık yanıtlamak, sonutanmak değildir. Bağımsızlık kendimizi doğru davranabilmek için geliştirmektir. Bağımsızlık aynı zamanda kendi duygularınız ve benlik değeriniz için başkalarının görüşüne bağlı kalmamaktır. Hareket etmeden önce başkalarının onayını aramak elbette bağımsızlık değildir kendi değerinizin ne anlama geldiğini kendiniz belirlemeli bunu geliştirmelisiniz karar vermek için de başkalarının sizin için düşünmesini beklememeniz ve buna bağlı kalmamanız gerekir ayrıca başkalarına karşı hoşgörülü olmak onların görüşlerini öğrenmek ve önerilerini almak bazı anketlerin sonuçlarına bağlı kalmaktan geçici heveslere rüzgara kapılmaktan ve birinin görüşünü düşünmeden benimsemekten farklıdır Yine de bu başkalarının görüşlerinden ve önerilerinden kaçırmanız anlamına kesinlikle gelmez. Ya da yararlı bilgileri, önerileri içeren kitaplardan uzak durmanız, seminerlere katılmamanız demek değildir. Bağımsızlık tüm bu kaynaklardan bilgi ve bilgelik edinirken eylem gerektiğinde harekete sizin geçmeniz, kararları sizin vermeniz, sorumluluğu sizin kabul etmeniz demektir. Bağımsızlık sorumluluktur. Yapmaya karar verdiğiniz için övgü ya da suçlamayı alan kişi siz olacaksınız. Sonuç olarak bağımsızlık, değişimi kabul etme ve değişime uyum sağlama becerisi gerektirir. Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Dün için iyi olan şey bugün iyi olmayabilir. Sürekli geçmişe dayanıp duramazsınız. Başkalarının sizin için karar vermesine bağlı da kalamazsınız. Sadece ileri görüşlü olun yeter kendinizi işe almak ister miydiniz? Birçok girişimci insan kendi işini kurmak ister. Amerika'da her yıl başarılı olmak ve para kazanmak isteyen birçok kişi tarafından binlerce küçük iş başlatılır. Bu kişilerden biri olduğunuzu düşünün bir an için. Ne tür bir insan arıyorsunuz? Paranızı nereye yatırırsınız? Tek ilgisi saat 9 ile 5 arasında işe gelip gitmek olan birini mi arıyorsunuz? Kişisel bütünlüğünden şüphe edilen biri mi? işi için coşku duymayacak biri mi? Sürekli bir denetleyici ya da gereksinim duymayacak biri mi? Amaçları olmayan ve olumsuz düşünen biri mi? Sonuçlarla gelişmeyecek, onları fırsat olarak görmeyen biri mi? Özgüveni ve kendine inancı olmayan biri mi? Elbette böyle adaylarla siz ilgilenmeyeceksiniz. Çünkü size gereken niteliklere sahip değiller. Siz zamanınızı ilerlemek isteyen bir şeyi yapmanın daha iyi bir yolunu bulup bulunmadığını sorgulayacak, size güven verecek dürüstlüğüne, bağlılığına inanacağınız girişimci kişilerle değerlendireceksiniz. Sizinle görüşme yapan kişi de sizin kendi işinizi başlatmanız durumunda aramakta olacağınız nitelikleri arıyordur. Kendinizi iyice bir düşünün. Birinin sizi istemesini sağlayacak niteliklere sahip misiniz? Şirketinizdeki bir görev için siz başvuruyor olsaydınız kendinizi işe alır mıydınız? Yanıtınız hayırsa planınızı gözden geçirmek, amaçlarınızı yeniden düzenlemek ve önceliklerinizi yeniden belirlemek için çok geç değildir.